Merhaba arkadaşlar, Deutsch Cafe Dediğin Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün Almanca'da isimlerin çoğul hali konusunu işleyeceğiz. Almanca'da isimler 3 çeşit olduğu için Türkçedeki gibi tek bir ekle çoğul yapamıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi kendi içlerinde de tek bir şekil yok. Dolayısıyla bu konu biraz zor. Ama kelimeleri gördükçe ve tanıdıkça tahmin etme yüzdemiz çok net bir şekilde ivme kazanacak. Şimdi önce erkek isimlerle başlayalım. Erkek isimler çoğul yapılırken kelime sonuna çoğunlukla E harfi getirilir. Ve bazen kelime içindeki sesli harf umlaut olur. Yani noktalı. Der Tag, die Tage. Der Tisch, die Tische. Der Ball, die Bälle. Bu sayfayı geri dön bak defterimizin 14. sayfasına yazalım arkadaşlar. İkinci olarak eğer bir erkek isim e, ent, on veya ist ile bitiyorsa bu kelimeyi çoğul yapmak için kelime sonuna ne veya en getirmemiz gerekir. Der Junge, die Jungen. Der Student, die Studenten. Der Tourist, die Touristen. Üçüncü olarak eğer bir erkek isim el, en veya er ile bitiyorsa çoğul yapmak için değişiklik yapılmaz. Kelime olduğu gibi kalır. Bazı hallerde sesli harf umlaut yani noktalı olur. Bu kuralı da defterimizin 14. sayfasına yazalım. Der Apfel, die Äpfel. Der Lehrer, die Lehrer. Der Garten, die Gärten. Şimdi dişi isimlerin çoğul yapılma kurallarına bakalım. Dişi isimlerin oldukça yüksek bir çoğunluğu kelime sonuna e veya en getirilerek çoğul yapılır. Die Frau, die Frauen. Die Geschichte, die Geschichten. Bu sayfayı defterimizin 15. sayfasına yazalım. İkinci olarak ise dişi isimler bazen kelime sonuna e harfi getirilerek ve sesli harf umlaut yapılarak çoğul hale getirilirler. Die Stadt, die Städte. Die Hand, die Hände. Sächliche Nomen. Nötr cinssiz isimler demek. Şimdi hep birlikte nötr isimlerin çoğul yapılma şekillerine bakalım. Nötr isimler çoğunlukla kelime sonuna e getirilerek çoğul yapılırlar. Das Brot, die Brote. Das Ereignis, die Ereignisse. Geri dön bak 16. İkinci olarak nötr isimler bazen de kelime sonuna er eki getirilerek ve sesli harf varsa umlaut yapılarak çoğul yapılırlar. Das Kind, die Kinder. Das Buch, die Bücher. Üçüncü olarak chin ve line ile biten kelimeler her zaman nötrdür. Yani das artikelini alırlar ve çoğul yapılırken değişmezler. Bu ekler bir şeyin küçüğünü ifade ederken kullanılır. Çık, cık eki diyebiliriz. Balık çık gibi. Das Mädchen, die Mädchen. Das Fischlein, die Fischlein. Mädchen kız çocuk demek arkadaşlar. Erkek, dişi ve nötr tamam. Şimdi bir de diğerleri, yani bu kuralın dışında kalanlar var. Onlara bakalım. Andere. Diğerleri demek. A, i, o, u,
veya üpsilon harflerinden biriyle bitiyorsa bir kelime veya bir kısaltma ise artikeli ne olursa olsun S harfiyle çoğul yapılır. Das Auto, die Autos. Die Party, die Partys. Die DVD, die DVDs. İkinci olarak Almanca'ya başka dillerden geçmiş kelimeler ki bunlar genelde a, us, is, os ile biter. Kelime sonuna en eki getirilerek çoğul yapılırlar. Özellikle bu son yazdığımız biraz karışık. Kelimeler neredeyse tamamen değişti. Ama bunlardan çok yok. Olanı da kısa zamanda öğreneceğiz. Das Thema, die Themen. Das Visum, die Visa. Bu anlatılanlardan hariç elbette istisnalar karşımıza çıkacaktır veya bu kurallara uymayan kelimeler. Şayet böyle bir durumla karşılaşırsak Almanca istisnalar dili deyip yılmadan öğrenmeye devam edeceğiz. Umarım dersimiz yararlı olmuştur. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz kelimeler ev ödevinizdir. Bu kelimelerin anlamlarını ve çoğullarını öğreniyoruz. Bir sonraki videomuzda ev ödevinizi bizimle birlikte yapabilirsiniz. Yayınlanan videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınız ve eleştirileriniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Bir sorunuz olursa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Şimdilik bizden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.